Evet, merhaba herkese, iyi pazarlar. Bugün elimde çok değişik, çok saçma sapan, en azından market sahibi değilseniz, bir milyoncu değilseniz saçma sapan gelecek bir ürün var. Hologram LED fan var. Yani hologram LED fan. Bunun şeyi yok. Başka bir açıklaması Başka bir yok. açıklaması yok. Ürünün fiyatı biraz pahalı. Açıklama kısmında linkten kendisine ulaşabilirsiniz. Ben bunu bizim bakkala okuturum gibi geliyor. Eğer benim de gördüğüm ürünse, yani internette bu gördüm. Kutuyu ilk defa açıyorum ama açık geliyor gibi. Büyük ihtimalle gümrükte açmışlar, kutuyu geri kutulamışlar. Bantlı tarafları kesilmiş çünkü. Şöyle iki köpük içinden çıkıyor. Aha da bu. Kutusu bu ürünün. Burada vidası var herhalde, bir yere sabitlemek istersen diye. Burada bir sanırım USB bellek mi bu? USB ve micro SD kart takılabilecek bir şey. Şurası micro SD kart girişi. Şurası USB. Bir tane kumanda çıkıyor. Garaj kapısı açma kumandası gibi. Adaptörü çıkıyor. Ve bizim aletin kendisi bu. Alt taraf metal, şu taraf demir, bu taraflar plastik. Şurasında da SD kart girişi var. İçinden kendi SD kartı çıkıyor. 4 GB'lık bir SD kart çıkıyor. Adaptör düştü. Hazır mıyız? Bu şu an süt herhalde. Yalnız ışığı kapatalım mı? Ama tabii şunun için de kapatalım. Yok, görünüyor. Kapat. Kapa. Kapat. Eminim çok eğlenceli ya. Dur artık. Yalnız yüzü kaptırıyordum başta. Çok tehlikeli. Evet. Nasıl uyarı vardı ama. Ya Çin'den geldi, ne uyarısı ya. Şimdi bu alet, işte bunu duvara yapıştırıyorsunuz. Böyle bunu böyle geçiriyorsunuz. Dükkanınızın duvarında dönüyor. Buradaki asıl konu SD kartın içine hangi formatlarda ne atarsak bunlar dönüyor. Fıldır fıldır. Aha, MP4 oluyor. AVI, RM, VB, onu bilmiyorum tam olarak. Vallahi bilgisayara takacağım ama Windows var mı makine? Tamam, şu arkadaki Windows. Evet, görüntüleri aktardık. Bilgisayardan bakalım. JPEG attım ben direkt. Nasıl ne değilseniz de olacak ya. Kaç saniye belirlerseniz o kadar süre gidiyor. Vallahi şahane ya. Abone ol. Bunları nasıl sileceğim? Aslında benim derdim buydu. Silemedim bunları. Hayır. Bu ne bu? Aksiyon. Lan hızlı dönüyor bayağı. Tada! Surprise motherfucker. Selam Pampi. Evet, bu konuya değineceğim. Ponzi sistemini anlatacağım birazdan. Evet. Uruguay'dan geldi. Müthiş değil mi ya? Bu arada Çanakkale Zaferimizin bugün 103. yıl dönümü. Başta Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Tekrar bu geldi. Al yumurta, sokarsın. Of. Yalnız birer kere attım. Bak, ikişer oldu. Bu da ben. Hadi abone ol. Narsistik gösterisi. Geri geldi. Adamdan kurtuluş yok. Ya normalde 5'er saniye diye ayarladım menüden ama niye? Evet. Şu an hani benim istediğim gibi yapmıyor. Ben 5 saniye, 5 saniye, 5 saniye. Mesela 4. fotoğraf vardı, o yok. O da çiftlik bank mağdurları için, evet. Bu da böyle. Tamam. Hop. Böyle bir aletti. Alır mısın? Bakkalsın, milyoncusun falan, öyle düşün. Değil mi? Eğlenceli, kesin alırım. Müthiş. Şu an bile kullanabilecek bahane arıyorum ben.
Duvara atacağım ki ben matkapla şey yapayım. Bak buradan böyle... Evde böyle bir organizasyon, etkinlik bir şey yapsan açarsın çok eğer... Ya biri kafayı mafayı vurur yemin ediyorum. Beyni akar bunda. Sert tehlikeli dönüyor. Onu baştan bildireyim. Açıklama kısmında link var. Yapalım ya, ışık kapalı bir görüntü alalım mı? Tamam, onu da alırız. Ponzi şey, bu Mehmet Aydın'ın, ya bu Çiftlik Bank'ın oturtulduğu sistem, Ponzi Scheme, şey mi yazılıyor, Scheme diye okunuyor, Ponzi düzeni. Ponzi İtalyan bir iş adamı, nitelikli dolandırıcı, evet. Sürgündeyken ölüyor, adam kendi adını veriyor düzene. Sistem şu, sen 10 bin liraya yatırıyorsun, ben sana diyorum ki, sana 120 faiz vaat ediyorum. Banka faizleri genelde düşük olan ülkelerde daha çok işler bu sistem. Yani refah seviyesi yüksek olan ülkelerde işliyor. Atıyorum yani bizde mesela ne banka faizi yıllık? %10-14 arasında oynuyor bankasına göre, kampanyasına göre. Ama atıyorum İsviçre'de falan mesela %5'tir, %3'tür. Refah seviyesi yükseldikçe bankanın faiz oranları düşer. Refah seviyesi düşük olan yerlerde bunun gibi işte Ponzi'ler geliyor. Bu adam 1920'lerin 20-22 yıllarında falan yapmış bu işi. Diyor ki sen bak bankaya yatırsan %5-10 alacaksın. Gel ben sana 120 faiz vereyim diyor. Sen bana 10 bin lira yatırıyorsun. Ben sana hemen tak bir ay sonra al diyorum bu 2 bin lira senin faizin. Aa diyorsun süper. Ama 2 bin lira, hani 12 bin lira alıp çıkıyor musun sistemden? Tabii ki de hayır, aç gözlük işte. İnsan doğası burada zaten devreye giriyor. Diyorsun ki o zaman 12 binin %20'si 2400 TL. Öbür ayda 2400 TL yatacak. Abi benim param içeride kalsın, sen 12 binden hesapla benim işi diyorsun. Öyle öyle sana para veriyor. İşte bak büyüdü, şöyle oldu, böyle oldu. Arada bir bak, sen diyorsun ki ben paramı çekeceğim, tutturursan en başta. Ponzi şöyle der, yani sistem olarak. Bak gel faizi al, önümüzdeki ay daha çok artacak. Hani salak olma. Atıyorum işte, iteler bir şey yapar. Öyle öyle, sen de eşine, dostuna, arkadaşına söylüyorsun, onlar da çıkmıyor. O süper, o süper, o süper de. En son tabii kendi alttan gelen paralarla besleniyor, bilmem ne falan filan derken bir süre sonra sistem çöküyor. Sonraki yatıran kişiden alıyorsun. Öyle dersen bence daha anlaşılır. Evet ama önce kendi yatırdığın paradan da yiyorsun biraz. Al bak 2000, al bak 2400 gibi gibi. Sonuçta kendi paranı çekmiyorsun zaten. Açgözlüğün kazancı da orada. Çok açgözlü olduğun için parayı hiçbir zaman çekmiyorsun. O para içeride öyle öyle dönüyor, dönüyor, dönüyor. Bir süre sonra tükeniyor. Bu Ponzi sistemi. Hani Çiftlik Bank Ponzi mi bilmiyorum. Çünkü bir sürü tesis var, inek var, sığır var. Koyun var deyip deyip görünüyor da tesis meclisi açtılar. Hani belki onlar hakikaten üretildi, satıldı, eyvallah. Bitcoin tesisi kurdu adam. Bitcoin'i gördüm yani, makineleri ben gördüm. Hepsi 5-10 bin dolarlık makineler. Ama Ponzi sistemi bu. Bu oluyor yani. Çünkü kaynağını tüketiyorsun bir süre sonra. Hani yatırmak, kişi sayısı azalıyor. Para çekmeye çalışıyorsun, çekemiyorsun. Bitiyor. Sistem bir anda çöküyor. Hani bir anda isteyen, o çok zenginiz, o çok, hadi bizim paraları ver de yiyelim diyorsun en sonunda. Orada yok, dıgı, dık. Evet, ama şunu da anlamıyorum. Bakıyorum profillere böyle. Hep asgari ücretli bilmem ne falan filan. Yani yok 50 bin liram... Ya Umut da asgari ücretli, nasıl 50 bin 100 bini var adamın kenarda köşede parası? Benim yok. Ya iPhone'a geçtim, 50 bin 100 bin bağlamış herif. Nasıl bağlıyor? Bilmiyorum ya. Bir bereket var o parada. Şöyle kandırılıyor aslında mesela. Ponzi'de faiz üzerine gider sistem. Bu Çiftlik Bank'ta mesela faiz bize haram olduğu için hani bak hayvancılık, süt, yumurta, işte et, ıvır zıvır diye yapılıyor sistem. Çünkü faiz dersen kimse girmez zaten. Yani çoğu kişi girmez öyle söyleyeyim. Kimse demeyeyim de. Burada üretim varmış gibi bir kılıf uyduruluyor. Ama işte Bitcoin balon deyip de Çiftlik Bank'a bak kanka böyle tavuk var görüyorsun canlı canlı falan deyip de patlayanlara da üzülmüyorum aslında yani. Yapacak bir şey yok. Çoğu kişi yok şöyle ümit bağladı falan bağlamasaydı. O benim sorunum değil. Nasıl ben bağlamıyorsam, kolay para kazanmaya çalışırsan böyle o yumurta alır götüne girer. Evet, kendinize iyi bakın. Böyle bir videoydu. Şimdi bir karanlıkta bir şov yapalım. Son 20 saniye öyle aksın. Tekrardan tüm şehitlerimize ve gazilerimize ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Kapat teşekkürleri. Monitörü de kapatayım bari de. Altyazı M.K.